Aile Kimliği, ikinci Ulusal Aile Kimliği günlerine katılan çok değerli hocalarım. Bu tip açılış konuşmalarında hep heyecanlıyım. Yaklaşık 10 yıldır derneğin her türlü kongresinde açılış konuşmaları benim üstüme kalır. Ama her seferinde daha heyecanlı bir hale gelirim. Bilmiyorum, kurs sonunda belki bana bir de tanı koyacağız sosyal fobi gibi. Fakat buradaki heyecanın farklı bir boyutu var. Sayın Hocam'ın belirttiği gibi Adana'da yapılan kongre sonrasında 2. Ulusal Aile Hekimliği günlerinin Sivas'ta olması için benim çok yoğun bir baskım olmuştu. Bunun da sebebi benim Cumhuriyet Üniversitesi mezun olmam ve Cumhuriyet Üniversitesi'nin ilk mezunlarından olmam ve 87, kaç 16 yıl olmuş, 16 yıl sonra mezun olduğum okulu tekrar görmeyi çok isterim. Ve bu hislerle dün akşam geldiğimde biraz hayret, biraz işte bunlar nasıl oldu bu kadar zamandır diye böyle coşkuyla bir gece yaşadım. Hem Sivas çok gelişmişti, hem kampüs bambaşka bir hale gelmişti. Öncelikle bundan çok büyük bir mutluluk duyduğumu, burada değerli hocalarım, Cumhuriyet Üniversitesi'nin değerli öğretmenlerinin önünde, daha doğrusu abilerimin önünde, çünkü o zamanlar abilerim de hala abilerim, bildirmek istedim. Türkiye Aile Hekimler Uzmanlık Derneği 1990 yılında kurulduğundan bu yana, tabii daha öncesi de var ama her zaman için bilimsel olmayı kendine hedef edinmiştir. Bazen bilimsel gerçekler aile hekimlerinin çıkarlarına aykırı bile olsa, gönlümüzden tüh ya şurada şöyle olmasaydı biz daha iyi olurduk, hatta daha iyi yerlerde olurduk, daha çok paralar kazanırdık dememize rağmen gene bilim ne demişse, bilim, aile hekimliği bilim ne söylemişse bunu önümüze almayı bildik. Ve bu bizi çok iyi noktalara getirdi. Bugün 32 üniversitede kurulmuş ana bilim dallarımızla, işte birçok hocalarımızla, 40'ı aşkın yardımcı doçentimizle 5 yıl içinde bu kadar büyük bir gelişimi sağlamamızda bence bu bilimin önderliği bize çok katkılar sağladı. Belirtmek istediğim bir diğer konu da asistanlık döneminde okuduğum yayınlardan birinde o yazar demişti ki aile hekimliği kendisini diğer uzmanlık dallarıyla birlikte çalışır cümlesiyle tarif eden tek uzmanlık dalı. Gerçekten de öyledir. Dikkat ederseniz diğer bütün uzmanlık dalları kendilerini bilimsel bir çerçevede işte şunu yapar, bunu yapar, şu konuyla ilgilenir gibi sadece kendi içlerinde yaptıkları tanımlarla ortaya koyarken aile hekimliği bunların yanında diğer uzmanlık dallarıyla da birlikte çalışır. Onların bilgilerini hastasının yararına kullanır şeklinde bir tanım yapmıştır. 1970'li yıllarda yapılan bu tanım aile hekimliğinin tanımı zaman içinde gelişmiş olsa bile bu özelliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bu günlerimizde de, 2. Ulusal Aile Hekimliği günlerimizde de bunun bir güzel örneğini yaşayacağımızı ümit ediyoruz. Ve Sayın Ruh Sağlığı ile ilgilenen hocalarımızla, öğretim üyelerimizle aile hekimliğini bir araya getirip ortak neler yapabiliriz? Türkiye'de ruh sağlığını nasıl ileriye götürebiliriz? Özellikle koruyucu ruh sağlığı yönünden biz birinci basamak uzmanlarına düşen görevler nedir? Neler yapabiliriz? Konuşup, tartışmak ve öğrenmek için buralardayız, buradayız. 2. Ulusal Aile Hekimliği günlerinin bu bağlamda verimli geçmesini diliyorum hepimiz için. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, değerli misafirlerimiz, saygıdeğer hocalarımız, Tıp
fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği'nin birlikte düzenlediği 2. Ulusal Aile Hekimliği günlerine hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı kentimizin bilimsel çalışmalar ve bilimsel etkinlikler yanında Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkma sorumluluğunu taşıyan üniversitemizde bu tür ulusal ve uluslararası kongreler ve toplantıların düzenlenmesi ve bunların sayısının giderek artıyor olması bizleri sevindiriyor. Ulusal Aile Hekimliği günlerinin bilimsel ve sosyal anlamda amacına ulaşmasını diliyor. Bu toplantının düzenlenmesinde yoğun emek harcayan fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Erol Sezer ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Güzel üniversitemize ve kentimize hoş geldiniz diyor. Bizleri katılımlarınızla onurlandırdığınız için Tıp Fakültesi Dekanlığı adına hepinize teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bu program çerçevesinde ben şimdi şu sıradaki konuşmamı
şu anda sunumumda sizlere bebeklik dönemi ve bebeklik döneminde görülen ya da bebeklik döneminden köken alan ruhsal sorunlardan söz etmeye çalışacağım. 3-6 yaşı hemen sabah anlatılanlarla tazelersek cinsel rol gelişimi var değil mi? Aynı zamanda bir şey olma, oyun içinde deneyerek bir şey olma, meslek, amaç. Ben büyüyünce anne olacağım. Ben büyüyünce doktor olacağım. Ben büyüyünce öğretmen olacağım. Ben büyüyünce işte baba olacağım. Ben büyüyünce asker olacağım. Amaç. Hem cinsel rol modeli olarak kendi cinsiyle ilgili bir amacı belirlenmiş mi? Hem de yönelimleriyle ilgili bir amacı belirlenmiş mi? Buna bakmak çok önemli. Okul döneminde çocuğu büyütürsek iş yapıcılık, resim yapıyorum, ödev yapıyorum, iyi bisiklet sürüyorum, güzel yüzüyorum, matematiği iyi anlıyorum, güzel fıkra anlatıyorum. Her neyse iş yapıcılık olumlu öge, öbür tarafta da aşağılık duygusu. Matematikten hiç anlamıyorum. Sesim hiç iyi değil, hiç şarkı söyleyemiyorum. Arkadaşlarım futbol oynarken hiç beni seçmiyorlar vesaire. Eğer iş yapıcılık boyutunu kendisine katmış, ilişkilerinde, sosyal gelişiminde ve ruhsal gelişiminde olumlu ögeyle desteklenmiş ve bunu kazanarak yoluna devam etmişse bir çocuk, burada yetkinlik, yani ben beceri ve yetilerimi uygun şekilde kullanabiliyorum. Kendimi bir şeyler konusunda yetkin hissediyorum. İyi koşuyorum, iyi bisiklet sürüyorum, iyi şiir okuyorum. Ne bileyim, iyi işte deney yapıyorum vesaire, neyse. Ve sonunda gençlik dönemine geldiğimizde, yani bugün, şimdi anlattığımız konuya geldiğimizde, diyelim ki 12, 25, 25 biraz şey ama geç ergenlik, ama diyelim ki ergenlik dönemine geldiğimizde bu sadakat nereden çıkıyor? Yani şurada kimlik gelişimi var. Eğer her şey yolunda gitmişse, yani bir çocuk temel güven duygusunu içinde taşıyorsa, yeterince kararları konusunda kendisini özerk hissediyorsa, iradesi gelişmişse, meraklarını giderebiliyorsa, uygun seçenekler ve yollar bulabiliyorsa bu konuda ve kendini bazı alanlarda yetkin hissedebiliyorsa, bu genç bir kimlik gelişimini sağlıklı bir biçimde tamamlayabilmiştir. Bazı bunalımlar, bazı gerginlikler, bazı ikilemler yaşasa da sonunda bir kimlik gelişimi kazanacaktır. Ama temel güven duygusu yeşermeden, yeterince özellik verilmeden, utanç ve kuşku içinde yaptıklarından utanç duyarak, yani yaptıklarının doğru mu yanlış mı, yerinde mi değil mi ile ilgili kuşkular duyarak, kendisinden ne yaptıklarından, amaçlarından suçluluk duyan bir genç, kendini yetkin hissetmeyen, hiçbir beceri, hiçbir yeti konusunda kendisini gelişmiş hissetmeyen, yeti ve beceriler konusunda kendisini boş, değersiz hisseden bir gençse, bu gençte kimlik bocalaması ya da kimlik karmaşası dediğimiz bir süreç söz konusu olacaktır. Eğer kimlik gelişimi sağlıklı olmuşsa, işte şurada kendine kattığı yaşamsal derimsel güç sadakat. Bir yandan diyoruz ki gençlik dönemi, ergenlik dönemi bir bağımsızlaşma dönemidir, bir bağımsızlık arayışı dönemidir. Öyleyse sadakat bunun neresine uyuyor? Hani sadakat bir şeylere bağlı kalmak, bir şeylere kendisini bir şeylerle bağlı hissetme ile ilgili bir durum. O zaman nasıl bu döneme özgü bir yaşamsal güç olabilir bu? Buradaki sadakat şunları takip ederseniz görürsünüz. Eğer bir şeyler yapabileceğimle ilgili bir umut duygusu içindeysem,
irademle birlikte bunları kendi isteklerim, kendi kararlarım konusunda irademe sadıksam, umutlarıma sadıksam, amaçlarıma sadıksam, ne yapacağımı, ne olacağımı biliyorsam ve bunlarla ilgili çok büyük değişkenlikler artık yaşamıyorsam, yeti ve becerilerime sadıksam, evet, ben fizikten, fenden çok anlamam ama sosyal bilimler alanında kendimi geliştireceğimi düşünüyorum. Kendi yatkınlıklarıma sadıksam ve bütün bu kendi geliştirdiğim özellikler içinde insan ilişkilerinde de kendimi bir şeylere, bazı değerlere, bazı ilişkilere bağlanmış hissediyorsam, işte o zaman buna sadakat duygusu deniliyor. Kendine sadık olma ve ilişkilerde amaçlara sadık olma, değerlere sadık olma ve kendi kimlik gelişimine sadık kalma. Böylelikle kimlik gelişimi Ha, merhaba Zafer Bey, iyi akşamlar. Zafer Bey. Zafer Bey. Bu tarafa bak. Tamam. Zafer Bey. Ha, çömez. Yok canım. Yani buradayım. Efendim. Hı? Yok, şey önemli değil. Sen keyfin nasıl? Memnunsun. Neredeyiz biz bu akşam? Senin oryantasyon kooperasyonuna bak. He? Burası neresi? Sivas'tayız. Sivas'ta. Ne amaçla geldik buraya? Efendim? Aile hekimliği günleri. Aile hekim. Kaçıncı aile hekimliği günleri? Aile hekimliği günleri. İlki nerede oldu biliyor musun? İlki Edirne'de oldu efendim. Edirne'de. Güzel. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederiz. Hadi. Hadi iyi eğlenceler diliyorum sana. Teşekkürler size de. Evet, Fatma Hanım'a Ela. Zekeri Hocam'la konuşmayacak mısınız? Konuşayım. Hocam, sizi söylemek istediğiniz bir şey varsa... Kameranın çağrısı bitmeden diyelim. Tamam. Tamam. Cahit Hocam'la mı konuşur isterseniz? Cahit de konuşmak istiyor galiba. Bir dakika. En son konuşuruz. Biz nasıl olsa yol boyu da çok konuştuk. Thank you.
Afiyet olsun. Getirdi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Efendim? Takip ettiniz. Teşekkür ederim. Yok yok ya. Benimle ilgili çalışıyoruz. Yok yok. Merhabalar, afiyet olsun hocam. Afiyet olsun. Çok çok beceremem ama çekmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Biraz çekmeye çalışıyorum da. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Efendim. Yeni hocalarımızdan. Hocam sizi tanıyabilir miyim? Sizi tanıyabilir miyim? Mustafa. Teşekkür ederim. Murat hocam, söyle. Efendim? Tamam, şu an izin aldım. Şimdi çekiyorum. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Aile hekimi Aysun Hanım, Mustafa Bey eşi. Jülide Hanım, geldik hocamızın nişanlısı. 7 Eylül'de düğünleri var. Sen tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hocam. Tamam. Hocam. Öyle mi? Şimdi bana diyorlar ki sen nerede yaşayacaksın?
Zekeriya Hocam seyahat ediyor. Efendim? Alıyor ses. Zekeriya Hocam'a selam ve saygılarım belirtti. Tamam, şuraya yaklaşayım. Zekeriya Hocam'a selam ve saygılarım var. Yani tamam. Kendisini takdirle anlıyorum. Tamam, teşekkür ederim ben de hocam adına. Ne bekliyorsun? Bir tane. Tamam, sizi tanıyabilir miyim? Tamam, teşekkür ederim. Çekiyorum şu an. Evet. Ne? Biraz da sizi çekeyim. Burada kim şöyle de tekrar alayım isminizi soyisminizi. Ankara'dan. Teşekkür ederim. Hocam siz? Kontrol yaptım. Yapalım. Neler yaptın? Şimdi anlat bakayım hocam. Kimleri çektin? Biz de seni çekelim. Yavaş yavaş alıştım. Gecenin hatırına gecenin hatırına bir şarkı söylesin şimdi. Gecenin hatırına olarak sen türkü mi diyorsun? Bağlama da seviyorsun.